Merhaba arkadaşlar. Salesforce alanında developer olmak isteyenler için bir seri oluşmak istedim JavaScript ile alakalı. Çünkü JavaScript'in çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle developer olmak isteyen ama LWC öğrenmeden developer olmak istemeyenler JavaScript bilmeleri gerekiyor. JavaScript yani ben biraz biliyorum ama bu videolarla hem kendi bilgimi artırmak, tekrar etmek hem de sizlere bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Çünkü şu anda JavaScript gerçekten LWC yani Lightning Web Component'lar için çok önemli, çok önem arz ediyor. Lightning Web Component'ları çalışırken JavaScript çalıştığınız zaman genelde sadece yeni yeni gördüğünüz şeylere odaklanmaya çalışıyorsunuz. Ben öyle düşünmüyorum. O şekilde çalışmanın yanlış olacağını, JavaScript'in A'dan Z'ye hızlı bir şekilde tekrar edilmesini, eğer bilmiyorsanız A'dan Z'ye dediğim basic şeylerden bahsediyorum. A'dan Z'ye bir kere çalışılmasını tavsiye ediyorum. JavaScript'i kısaca tanıtmak istiyorum. JavaScript genelde web sitelerinde kullanılıyor. Genelde yani web sitelerin dili olarak biliniyor. Kullanılması kolay deniliyor ama o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Sonra JavaScript şu anda çok popüler bir program. Neredeyse her şeyin JavaScript ile yapıldığını biliyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz VS Code'un bile bir JavaScript programının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. JavaScript dediğim gibi web sitelerini yapmada kullanılan önemli bir program. Herkes eğer bir web sitesi yaptıysa JavaScript kullanmıştır diyebilirim. JavaScript kullanmak için, öğrenmek için kesinlikle ekstradan bir program indirmenize gerek yok. Bütün browserlar yani Chrome olsun diğerleri, VS Code falan her yerde JavaScript kodlarını yazabiliyorsunuz. Biz genelde HTML'in içinde JavaScript'i yazmaya çalışacağız bu kurs boyunca, bu seri boyunca. Ondan sonra JavaScript LWC için çok fazla kullanıldığı için LWC ile genelde biraz böyle Salesforce'un web tasarımı tarafına kaydığı için biraz daha böyle front end, back end değil de front end tarafına kaydığı için çok kullanılan bir program. LWC öğrenirken şunu anladım. Kesinlikle JavaScript'i bir kere tekrar etmek gerekiyor. Baştan sona anlamak lazım diye düşünüyorum. Bu şekilde başlayacağız. JavaScript'i VS Code'da yazmaya çalışacağız. Baştan sona. Şu anda öncelikle bir tanıtım yapmış oldum. Sizden istediğim VS Code'u ekranınızın bir tarafına, daha sonra bir oluşturacağınız bir HTML sayfasını da ekranın diğer tarafına koymanız. Şu anda benim VS Code açılmış ama hiçbir sayfam yok. Sadece masa üstünde JavaScript diye bir dosyam var. Onun içine bir HTML dosyası eklemek istiyorum. Onun adına da şöyle bir isim verebilirsiniz. Home.html adını verebilirsiniz. Bu şekilde. Bu bizim sayfamız. Bunu siz görmek istediğiniz zaman Preview in Default Browser dediğiniz zaman o açılıyor. İstediğiniz bir browserda bunu gösterebiliyorsunuz. Şu anda ben açıyorum. Browser'ımı hemen sağ tarafa koyuyorum ki her şeyi orada görmek istiyorum. Yani bu şekilde her şeyi sağ tarafta görmek istiyorum. VS Code'un bazı faydalı extension'ları var. Onları kurmanızı tavsiye ederim. Ben genelde kurmuyorum ama kurduğum zamanlar da oluyor. Şu anda yazdığımız her şeyi sağ tarafta göreceğiz. Örneğin öncelikle document type'tan başlamanızı tavsiye ediyorum. Bunu yazdığınız zaman document type gelmiş oluyor. Ondan sonra genelde HTML elementiyle başlıyor bizim HTML sayfalarımız. Ondan sonra içeride head kısmımız var bu şekilde. Onun içinde title'ımız var. Bunları daha önce video olarak çekmiştik. Oradan
bakıp çalışabilirsiniz. Title'ımız var ve head'den sonra ikinci elementimiz body elementimiz. Body elementini bu şekilde koyuyorum. Bu yanlış oldu, bunu düzeltelim. Body bu şekilde olması gerekiyor. Evet. Biz her şeyi body'nin içine yazacağız. O yüzden body'nin içini biraz açıyorum bu şekilde. Siz body'nin içine herhangi bir element yazdığınız zaman, örneğin H1, içine de this is an H1 element yazdığınız zaman bunu ekranda artık görebiliyoruz. Sayfamızı yenilediğimiz zaman this is an H1 element şeklinde yazdığımız her şeyi bizim browser'da görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi biz burada JavaScript elementlerini genelde script elementinin içinde yazacağız. Bu şekilde bir script dosyası oluşturacağız ve her şeyi bu script'in içinde yazacağız. Ve bu şekilde JavaScript'i tekrar etmeye çalışacağız. Şu anda gördüğünüz gibi JavaScript dosyamı oluşturdum. HTML yukarıdan HTML dosyam var. Ve burada JavaScript ile neler yapabiliriz onu göreceğiz. Neler yapabiliriz onu göreceğiz. Tabii ilk başlarda kolay olmayabilir. Ama pratik yaptıkça bazı şeyler anlaşılacak diye düşünüyorum. Örneğin neler yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Daha önce çalıştıysanız bunları biliyorsunuzdur. Örneğin bizim H1 eliminin yine style verebiliyorduk. Bunları HTML serimde anlatmıştım. Style, color bu şekilde color'ı verebiliyorsunuz. Diyelim ki kırmızı renkte olmasını istiyorum. Buradaki benim dizinin HTML elementin kırmızı olmasını istiyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman, sayfa yenilediğiniz zaman dizinin H1 element kırmızı oldu. Ve biz bunu JavaScript'de değiştirebiliyoruz. Örneğin bir buton yaptığınız zaman bir buton ekle bu burada değil. Yukarıda bir buton eklediğiniz zaman şu şekilde bir buton ekliyorsunuz. Daha sonra bu butonun içine on click yapmamız gerekiyor. O on click yaptığınız zaman type buton diyebilirsiniz. Type'ını buton yapalım. Ve bunun içine on click elementini eklediğiniz zaman otomatik zaten geliyor. On click elementinin içinde document, bunu çok LWC'de kullanmayacağız ama bilmenizde fayda var. Document get element by ID diye bir şeyimiz var. Document get element by ID. Bu yukarıdaki H1 elementinin ID'sine bakarak onun içinde değişiklikler yapmanızı sağlayacak. Get element by ID diyorsunuz ve içine single ya da double tırnak işaretleriyle ID'nin adını yazıyorsunuz. ID ne olsun? Diyelim ki demo olsun. Demo'yu bu şekilde yazıyorsunuz. Bunu oradan almış olabiliyor, alabiliyorsunuz. Normalde bu şekilde yazdıktan sonra nokta inner HTML deseniz içindeki inner HTML yani içinde yazılan şu yazıları değiştirebiliyorsunuz. Eşittir diyorum ve içerideki yazıları değiştirmek istiyorum. Örneğin ne diyelim? İçerideki yazılar şöyle olsun. Ne olsun? This is an H2 element desek mesela, örneğin bu şekilde değişmek istiyorum. Bu şekilde değişmek çalıştığınız zaman arkadaşlar şurayı kapatalım. Bu şekilde değişmeye çalıştığınız zaman butona tıkladığınız anda arkadaşlar yukarıdaki yazıyı değiştirebileceksiniz. Şu anda butonumun bir yazısı yok. O yüzden butonuma ben bir değeri vereyim. Buna ne diyelim? Buton diyelim. Bu şekilde bir yazı veriyorum. Hani üzerine tıklamak için görüyorsun. Butonum geldi ama şu anda çalışmaz. Çünkü bizim yukarıda oluşturduğumuz şurada on click'i aşağı koysak böyle bu şekilde kalsın. Yukarıda arkadaşlar şurada H1 elementimizin ID'si olmadığı için onu alamıyor. ID diyorum. ID'ye demo adını veriyorum. Şimdi bağlantıyı kuruyor arkadaşlar. Kim kuruyor? Şurada gördüğünüz on click yaptığımız zaman document.getElementById yani şuradaki ID'yi alıyor. Onun içindeki HTML yazısını burada gördüğünüz yazıyı şuradaki yazıyla değiştiriyor arkadaşlar. Ne zaman? Butona tıkladığınız zaman. Şimdi şey yapıyorum. Butona tıklıyorum. Bakalım bir eksiğimiz var mı? On click dedik. Document get by ID dedik. Orada ID'mizi yazdık. Demo. Burada da demo yazdık. Enter HTML. Bakalım ne eksiğimiz var. Ne eksiğimiz gözüküyor mu? Şu anda Enter HTML'i bu şekilde değiştirmek istiyoruz. H2 element yaz. Sayfamızı kaydettik. Sayfamızı yeniledik. Butona tıkladık.
HTML element oldu. Sayfam otomatik yenileniyor zannettim. Otomatik yenilenmiyormuş. Onu ileride bir extension kurarak size göstereceğim. Otomatik yenilmesini sağlayacağız. Şu anda gördüğünüz bir butona tıkladığım anda ne yapıyor? İçindeki yazıyı değiştiriyor. Biz butona şöyle bir şey desek ki change the text diye bir isim versek bu buton şöyle change the text, text'i değiştiriyor. Yani inner HTML dediğimiz HTML'in içindeki yazıları değiştiriyor. Aynı şekilde bu butonu arkadaşlar kopyalasak, bunun tamamını şu şekilde kopyalasak HTML aşağıda denemek istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Tekrar şey yapıyorum. Değiştir, değişiyor. Değişiyor arkadaşlar. Şimdi ben bu butonu şu şekilde alsam arkadaşlar, buradan alsam ikinci bir buton oluşursak, bu butonla da rengini değiştirsek. O zaman ne yapacağız? Şunu yapacağız. Buton aynı, ID aynı elementi değişmek istiyorum ama bu kez inner HTML demeyeceğiz arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Şunu diyeceğiz. Örneğin bunu ben neyini değiştirmek istiyorum? Rengini değiştirmek istiyorum. Buna style nokta color dediğim zaman ve bu color'ı ben red değil de blue yazdığım zaman bu sayede biz ne yapacağız? Change the color diyeceğim ve bunun rengini değiştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bunun rengini değiştireceğiz. Ne yapıyorum? Change the text var. İkinci butonum change the color. Change the color'a tıklayınca mavi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bu yazımızın rengini değiştirebiliyoruz. Üçüncü bir butonla ben diyelim ki büyüklüğünü değiştirmek istiyorum. O zaman style, font size demeniz lazım. Font size bakalım bu şekilde olacak mı? Ben de unutuyorum ara sıra. Bu şekilde olmuyor. Font size bu şekilde olmuyor. İsterseniz border eklerim. Border diyorum. Border'da diyorum ki 2 piksel olsun. Ondan sonra solid olsun. Bir de rengi ne olsun? Orange olsun. Bu şekilde border. Change the border değil de add border diyelim mesela. Add border diyelim. Bu şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Bu butona tıkladığımız zaman, üçüncü butona tıkladığımız zaman listen elemente border ekleyecek. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi border ekleyebiliyor. Bu şekilde style'ın içine birden fazla property ve value olduğu için style'ı kullanmanız gerekiyor. Style.color, style.border bu şekilde kullanmanız lazım. Font size'ı değiştirirken şu anda çok hatırlamıyorum ama bir denemek istiyorum. Nasıldı onu bulmam lazım. Şu anda dediğim gibi ben de unutuyorum ve hatırlamak istiyorum. O yüzden böyle bir video çekmeye başladım. Style border değil de buraya biz şey yapsak. Sadece şunları değiştirmeniz yeterli. Style border yerine font nokta size şeklinde denesem olacak mı? Merak ediyorum sadece. Otomatik çıkmadı. Otomatik çıksaydı belki şey yapacaktık. Evet. Font yazdım bu şekilde. Bakalım ne geliyor aşağıda. Font color'ı var. Tamam. Buradan olabilir. Font style. Font size var mı? Font size böyleymiş arkadaşlar. Evet. Font size böyleymiş. Boşluk yazmıyoruz. Font size'ı ne yapalım arkadaşlar? Diyelim ki 20 piksel yapacağız. 20 piksel yaptığımız zaman buraya da ne diyelim? Change size diye bir isim verelim butonumuza. Sayfamızı yenilediğimiz zaman, change size dediğimiz zaman bakalım değişiyor mu? Şu anda değişmedi. Demek ki böyle olmuyor. Buna daha sonra bakalım. Şu anda bunu kaldırıyorum. Ama dediğim gibi biz bu şekilde JavaScript'i kullanarak onu click yaptığımız zaman neler yapabiliyoruz gördünüz. Border ekleyebiliyoruz. Rengi değiştirebiliyoruz. Text'i değiştirebiliyoruz. Bunu neyle yapıyoruz? Get element by ID ile yapıyoruz. Bunu ileride LWC'de de göreceğiz. Orada da yaptığımız videolarda tek tek göreceğiz. Ama şimdilik JavaScript üzerine odaklandığımız zaman bu şekilde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şu anda neyi gördük? Bir buton sayesinde bir H1'ın içindeki her şeyi değiştirebiliyoruz. Şimdi tekrar etmek gerekiyorsa neler yapmak gerekiyor? Öncelikle bunu daha önce çalıştık, bunu biliyoruz. Sadece ID ekliyorsunuz. ID'yi niye ekliyoruz? ID'yi biz JavaScript elementleriyle bağlantıyı kurmak için ekliyorum arkadaşlar. Bir buton oluşturdum. Buton oluşmayı zaten biliyorsunuz. Butonu oluşturdum. Simple bir buton. Adına change text dedim.
İçine arkadaşlar on click, bu önemli. Bu JavaScript'in bir elementi, event elementi bu. On click, on mouse over, böyle çok eventler var. Bu eventlerden bir tanesi. Siz eğer herhangi bir HTML elementle bir iletişim kurmak istiyorsanız document.get element by id kullanabiliyorsunuz. Onun içine aynı id girmeniz lazım. Yukarıdaki id'miz demo. Bunun için de demo giriyoruz. O bağlantıyı sağlıyor. Ve nokta inner HTML dediğimiz zaman içindeki yazıyı değiştiriyor arkadaşlar. Inner HTML dediğimiz içindeki yazıyı ne yapıyor? Listen HTML elementi de değiştiriyor arkadaşlar. Aynı şekilde nokta style nokta color nokta style nokta border şeklinde istediğiniz kadar elementleri, yani bu H1 elementiyle alakalı bir sürü değişiklik yapabiliyorsunuz. Ben şimdi birazcık da devam etmek istiyorum. Örneğin bunu H1 element içindeki bütün attribute'leri tek tek değiştirebiliyoruz. Ben şimdi ikinci bir element yapmak istiyorum. Division olsun bu kez. İçine de IMN division yazıyorum. Şu şekilde bir yazı yazıyorum. Ondan sonra diyelim ki siz bunun içine bir ID girmeniz lazım dediğim gibi. Diyelim ki ID'si ne olsun? Division olsun. Division diye bir ID veriyorum içine. Bu bağlantıyı sağlayacak arkadaşlar. Diyelim ki bunun içine title diye bir şey verdiniz. Title koydunuz. Title attribute'ü koydunuz. Bunun içine de this is a division diye bir yazı yazdınız. Evet. Bu şekilde. Bu title neydi arkadaşlar? Onu hatırlayalım önce. Ben sayfamı run yapayım. Sayfamı run yaptığımda Ahmet Division görüyorsunuz. Title üzerine gelince göreceğiniz yazı. Şöyle üzerine geliyorum. This is a division yazısını görüyorsunuz. Title bu işe yarıyor. Ben bu title değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ne ile? Bir buton sayesinde. Şimdi öncelikle bir buton ekleyin. Butonu ekledikten sonra şöyle kapatın. Butonu ekledikten sonra bir isim verin. Change title adını veriyorum. Gördüğünüz gibi bu butona. Sonra bu butonun içinde bir on click'e ihtiyacınız var. On click'le ya da on mouse over da olabilir. Fark etmiyor. Şöyle yapalım mesela. On mouse over var. Mouse over nerede? Şurada. On mouse mu? Ya mouse üzerine getirdiğiniz zaman değişecek. On mouse over diyorum. Sonra gördüğünüz, yukarıda gördüğünüz gibi içine ne yazıyoruz? Document nokta get element by id. Zaten otomatik geliyor burada. Get element by id yazıyor. By name var. By tag name var. Bir sürü var. Bunu istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ben id'yi kullanayım şu anda. Get element by id'yi kullandığınız zaman içine ID'yi girmeniz lazım. ID'miz ne bizim? Division. Division'ı giriyorum arkadaşlar. Burası anlaşılsın. Sonra ID'yi girdikten sonra nokta title demeniz yeterli. Ve title'a yeni bir title veriyorsunuz. Örneğin ne olsun? Title has changed diyorum. Title'ı değiştirmiş olacağız bu şekilde. Siz şimdi bunu kaydettiğiniz zaman, sayfanızı yenilediğiniz zaman, bu butonun üzerine geldiğiniz zaman title'ın değişmesi lazım. Şöyle this title has changed diyor, gördüğünüz gibi üzerine gelince, ama normalde şöyle gelince title has şöyle biz bunu daha iyi anlamak için on click yapalım. On click yapalım. Şöyle kaydediyorum. Evet, normalde şu anda title'ımız ne? This division. Change title diyorum. Tekrar bakıyorum. This title has changed diyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Title has changed diyor. Ne zaman? Tıkladığım zaman. Ama normalde bizim title'ımız ne? This division. Bununla alakalı birkaç örnek yapmak istiyorum anlaşılması için. Bir resim eklemek istiyorum. Resmi böyle ekliyorduk, hatırlayalım. Resmimizin içinde source elementimiz vardı. Şimdi bir bu source elementin içine bir resim lazım. Ben hemen her zaman gibi Kemal Sunal'ın bir resmini alıyorum. Kemal Sunal'ın bir resmini bulalım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum, ben ayrı ekranımda bakıyorum. Kemal Sunal'ın şöyle bir resmi var. Bu resmini almak istiyorum. Aldım. Resmimizin imaj adresini alıyorum. Bunun içine koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Şu anda sayfamızı yenilediğimiz zaman Kemal Sunal'ın resmini göreceğiz. Peki bu resim küçük mü? Değil. O zaman biz bu resme width koyalım. Diyelim ki bunun genişliği ne olsun? 250 piksel. 250 olsun. Bu şekilde. Kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum. Kemal Sunal'ın şuraya isterseniz bir R koyalım. Alta olsun. Tekrar şey yapıyorum. Change title'dan aşağı geldi. Kemal Sunal'ın resmini görüyorsunuz. Peki Kemal Sunal'ın resmi şu anda nasıl? Küçük.
Peki biz bunu bir butonla artırabiliyor muyuz? Hemen bir buton ekliyorum arkadaşlar. Hemen bir buton ekliyorum bu şekilde. Butonuma change width diyor. Bu resmin genişliğini artıracağız ya da azaltacağız. Nasıl yapacağız onu? Şöyle. Burada on click diyorsunuz yine. On click dedikten sonra get element by id diyeceksiniz. On click document onu unutmayalım. Nokta get element by id diyorsunuz. Daha sonra get element by id dedikten sonra parantezler içinde id'nin adını yazmanız lazım. id ne olsun? My image olsun. Daha eklemedim tabii. Onu ekleyeceğiz. My image dedik. Nokta width diyorsunuz. Width dediğiniz zaman şu şöyle onu değiştirebiliyorsunuz. Width eşittir. Diyelim ki ne olsun? 500 piksel olsun. Bu şekilde değiştiriyorum arkadaşlar. Yani ben change width tıkladığım zaman şuraya değişecek. Şu anda değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü bizim resmimizde bu my image id'si yok. O yüzden resmin ben id eşittir. My image'i koymam gerekiyor ki o bağlantı, o iletişim sağlansın. Şimdi tekrar yapıyorum. Sayfamı yeniliyorum. Change width dediğim zaman gördüğünüz gibi değişiyor arkadaşlar. Change width dediğim zaman değişiyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabii devam edebilirsiniz. Örneğin bunu alın, aşağı doğru kopyalayın, yeni butonlar ekleyin. Tekrar sayfamı yeniliyorum. İsterseniz burada da bir BR ekleyerek yani break yaparak alta gitmesini sağlayabilirsiniz. Burada document get element my image doğru. Zaten aynı image'den bahsediyorum. Burada with yerine mesela border diyebilirsiniz. Border ekleyebilirsiniz. Border neydi? Border şu şekilde ekleyebilirsiniz. 2 piksel solid. Ondan sonra ne olsun mesela yellow. Yellow dediğiniz zaman bu şekilde border ekleyebiliyorsunuz. Bu şey, borderlar genelde böyle ekleniyor. 2 piksel solid yellow. Şimdi sayfamı tekrar yeniliyorum. Buna da change width değil. Add border diyelim. Add border dediğimiz zaman arkadaşlar add border'a tıkladığımız zaman otomatik border ekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi border ekliyor. Sadece renginde bir problem var sanırım. Ona bakalım. Change width diyor. Add border hepsini yapıyor. Add border deyince yapıyor ama sadece onu siyah yapıyor. 2 piksel şey yapalım. Bunu bir ne yapalım? Blue yapalım bakalım. Yazdığımız şeyden mi kaynaklanıyor? Add border diyorum. Evet siyah ekliyor. Burada problem var. 2 piksel solid blue dedik. Yani burada bir problem yok gibi gözüküyor. Yukarıda da aynısını yapmıştık. 2 piksel solid. Ha, style'ı unuttuk arkadaşlar. Style'ı koymamız lazım. Style nokta border dediğiniz zaman çalışması gerekiyor. Şöyle add border diyorsunuz. Mavi bir border olmuş. Gördüğünüz gibi mavi bir border oluşmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde çalışan bir JavaScript. Yani JavaScript'i en azından bu şekilde kullanabilirsiniz. JavaScript'le ne yapabiliyoruz? Onu gördük. Ne yapabiliyoruz? JavaScript'le CSS verebiliyoruz. Yani rengini değiştirebiliyoruz, yazıyı değiştirebiliyoruz. Bunları tek tek pratik yapmak lazım. Dediğim gibi içindeki yazıyı değiştirmek istiyorsunuz. Inner HTML, herhangi bir style vermek istiyorsunuz. Style nokta color, style nokta border şeklinde verebiliyorsunuz. Title'ı değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir attribute'ü değiştirmek istediğiniz zaman style yazmanıza gerek yok. Direkt onun adını yazıyorsunuz. Nokta title, nokta işte width, nokta height, nokta search bile diyebilirsiniz. Onu göstereyim size. Hazır başlamışken nokta search'ü göstereyim. Nerede? Tekrar bir buton alıyorum. Bu butonu aşağı doğru koyuyorum. Bu kez change image diyeceğim. Change image diyeceğim. Ve Kemal Sunal yerine diyelim ki kimi? Tarık Akan'ı koymak istiyorsunuz. Tarık Akan'ın resmini bulalım. Şöyle yakışıklı bir resmini bulalım. Alıyorum. Ben burada artık şurada şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Style nokta border değil. SRC yazıyorum. SRC'yi değiştirmek istiyorum çünkü. Şöyle yapalım. SRC eşittir. Buraya yeni adresimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ne yaptık? SRC'yi değiştireceğiz. Yani şu SRC'nin içinde ki SRC'nin içindeki linki değiştireceğiz. Tekrar kaydediyorum. Sayfamı yeniliyorum.
Change image yazıyor. Change image'e tıklayınca çalışması lazım. Bakalım eksiğimiz nerede burada? Nokta src dedik. Evet, Tarık Akın geldi zaten. Değişti. Tekrar şey yapıyorum. Evet, change image deyince Tarık Akın geliyor. Biraz zaman aldı ama gördüğünüz gibi değiştiğiniz zaman resim değişiyor. Evet arkadaşlar, JavaScript bu. JavaScript'te çok şey yapabilirsiniz. Biz bugün sadece getElementById ile resmi değiştirdik, border'ı değiştirdik, width'i değiştirdik, yani genişliği değiştirdik, yüksekliği, title'ı, her şey. Şurada gördüğünüz bütün elementleri tek tek değiştirebiliyorsunuz. Bunu neyle yapıyorsunuz? Tekrar ediyorum. getElementById ile çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar.